Köprüden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapsın benim izimde tapşin tapşin yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah kariyeri pulle, çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Hadi ye biraz be güzelim. Bak annen çok üzülüyor. Ay! Grevci kız çizgimden çıkmayacağım ya. Davamdan vazgeçmeyeceğim Osman abi. Ve Sacit'le bizi görüştürene kadar bir lokma bile yemeyeceğim. Mezar taşı yaptırmışsın kendine. O ne demek? Mezar taşı mı? Ya işte burada. Anam! Diyorum sırtımdan bir şey geçiyor, ürpertiymiş. Ya bir defa bu mezar taşı değil arkadaşlar. Hayrat bu, hayrat. Onun bir parçası bu. Fonu yani, fonu. Hocalarının dikkatini çekti. Özellikle matematik derslerindeki başarısı, beden eğitimi dersindeki çılgınlığı, bütün şehrin dikkatini çekti. Valinin girdiği burada iki telli üniversitesindeki kompozisyon yazdı. Maalesef bu çeşmeyi yıkmak zorundayız. Yapmayın ama 3000'li yıllara kadar kalacaktı. Herkesin, bütün toplumun buluşma yeri olacaktı. 2010 kültür başkentinde önemli bir... Maalesef izinsiz yapmışsınız, mecburuz. Sanayide yaptırdım abi. Çelik tulum. Vay be. Bunu giyecek miyim ben? Giy abi. Üstüne de kıyafetini giyersin. Ondan sonra dilediğin gibi buluşursun yengeyle. Sen bu ayrılıkta spor mu yaptın ha? Taş gibi olmuş ha. Kasların çelik gibi olmuş. Yürüyün. Victoria. Eğer ararsanız mezar taşı. Gülüyorlar lan. Ne? Nasıl gülüyorlar? Oğlum eğleniyorlar lan. Mahvolduk lan. Eyvah. Hepsi eğleniyor oğlum. Bir daha gelmez bunlar. Batırdık lan dükkanı. Şansı keşke daha önce bitirseydik ya. Ya hepsi senin yüzüne oldu Sertaç ya. Ne güzel tezgah kurmuştuk oğlum. Mahvettin lan ortalığı. Oğlum battı lan dükkan, battı. Öyle deme abi. Ağlatmak kolaydır ama güldürmek zordur. Cem, içerideki gerçek bir insan değil. O şişme kadın. Hadi ya. Ha. Biliyorum canım. Ha. O kadar görmek için ısrar ettin ki. Ben de böyle bir salaklık yapmak zorunda kaldım. O şişme kadın bana bekarlığa veda partisinde Kubilay'ın hediye ettiği şişme kadın. Komiklik olsun diye. E'si, Victoria beni terk edip Amerika'ya gitti. Ay canım sen nasıl mafyasın ya? Racon kesmesini hiç bilmiyorsun bebişim. Ne diyorsun lan sen? Ne mafyası? Gerizekalı. Yapma, yapma bak. Sayın kocasını, bak gücün vayeti ya. Sayın kocasını, sayın kocasını. Vay be. Ya Osman abi.
Ne haber abi? İyi oldu bu, iyi. Ya Osman abi. Şahika sen şöyle ayrıl bakayım. Vuracak mısın? Sanmam. İlk önce temiz bir döveyim diyorum. Hani tadı çıksın. Hadi ya. Sakinsin ha? Ha. İyi. Kaderci insanları severim ben. Osman abinin eli kırıldı galiba. O kadar söyleyince. Eli kırıldı ya. Şaşırdım. Ya ne şıngırdı yapıyorsun sinirli sinirli beyefa? Senin despotluğun yüzünden benim prenses kızım hayatının kısmetini kaçırıyor Tahsin. Osman mıymış hayatının kısmeti? Tabii, başka kim olacak? Ben izin vermiyorum efendim onların görüşmelerine, işte o kadar. Ay delireceğim vallahi, ne yaptı ki bu çocuk sana? Yahu kabadayının teki. Düşün evime gelmiş, mutfağa girmiş, yeğenimi dövecekmiş. Cesarete bak. Sonra da utanmadan kızımla görüşmek istiyor. Nerede bu bolluk? Ay çocuk elini kırdı Tahsin. Oh iyi oldu. Deli deli akanı bura bura tıkarlar. Ne? Burhan Bey lütfen ısrar etmeyin. Biz sizinle artık sadece arkadaşız. Ben İzzet'le çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun ya? Makbili unutma. Her çıkışın bir inişi vardır. Ne demek ki o? Ya sen abi sosyoekonomik şartlarına göre yaşayan bir insansın. Durumun iyi. Ben sana şunu soruyorum. Ne yapacaksın o garibanla ya? Ne yapacaksın? Aşkı mevzu bahis olunca maddiyat vız gelir Burhan Bey. Ayrıca İzzet'in imkanları çok geniş. Banliyö'de böyle triplex villası varmış. Ne haber? Oğlu vereceğim. Evet. Oğlu vereceğim. Evet. Ya. Ay bir şey geliyor diyorum. Gülme geliyormuş ya. Bilmiyorum bu nedir ya. Hemen de geçti. Allah Allah. Bak bile orası villa yerine varoştaki gece kondu olmasın yoksa. On parmağınızda on kara herkese sürüyorsunuz. Allah kuru iftiradan saklasın Burhan Bey. Ama beni kararımdan vazgeçiremezsiniz. Hem sizinle aramızda bir kimya falan da kalmadı yani. Kimya mı kalmadı? Hı hı. Fizik. Fizik derken? Ya Makbile bu işte biraz da göz zevkidir ama... yani lütfen beni buraya koy... onu da öbürünü de buraya koy ve karşılaştır. Şu dünya güzeli adamla... şu tipsizi, yani sen buna nasıl tahammül edeceksin ya? Nasıl ya? Burhan Bey, izledi mi tipsiz? Bileyim bari, kapı gibi adam maşallah. Öyle bir adaleleri... Neyse ya, ben detaya girmeyeyim. Hadi artık gel lafı tutmayın beni, yemek yapacağım. Allah Allah ya, tipsiz ya. Pıs. Oğlum. Pıs. Lip 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 lip. Osman Aslı'yı bütün bir hafta arayıp durmuş. Aman aramasın canım istemez. Tepemi attırmayayım benim. Onlar kendi kızlarını bizim oğlumuzla görüştürmüyorlar ama ne haber? Senin kızın Sacit gibi birisiyle flört etseydi sen ne yapardın? Nesi var Sacit'in? İçki, kumar. Kavga. Daha nesi olsun ki? Madem bu kadar sert babasın, Cem geldiğinde niye sesin çıkmıyor? Nikahlı kocası canım, ne yapalım? Ne demek nikahlı kocası? Allah'ım aklımı koru. Ne demek nikahlı kocası? Ya otur İfo, böyle varlığa hareketler yapma Allah'ın seversen. Yaparım efendim. Yaparım efendim. Biz Aslı'yı Cem'den kurtarmaya çalışmıyor muyuz Allah'a sen? Ya boşan bak, güzel bir şey mi? Belki barışırlar tekrar. Ay Allah korusun. Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Bitti o iş. En azından bizim aileye saygı duyan bir çocuktu o. Senin bayıldığın Osman sırf Sacit'le görüşmesin diye Şahika'nın başına muhafız koymuş diyorlar.
Az bile yapmışlar. Ben olsam o kızı sokağa bırakmazdım. Kızı sokağa bırakmıyorlar. Buyurun efendim. Nereden geliyorsun sen oğlum? Meyhaneden herhalde. Hayır yenge. Yani evet. Ama ondan önce şarkılara gittim. Yalıya mı gittin? Rezil olduk. İçeri sokmalı. Osman emir vermeyeyim. Ya duyuyor musun bak? Böyle parmaklara yapıştım böyle baktım. Ne iyi çocuk Osman. Ya vallahi gına geldi dertle uğraşmaktan. Kimse ama hiç kimse bana nasılsın, iyi misin diye sormuyor. Ay bana soruyorlar sanki. Benim mesleğim var. İzzet'in de sanatı var, derici kendisi. Ne mesleği mevsimliyim ama? Tahsil cehaleti alır, eşekle köpeği kalır. Ne? Ben sizin için söylemedim, genel anlamda yani. Ha, onu bilirim de. Benim de çevrim var. Biz İzzet'le birbirimize yeteriz. Ha, üniversitemeyiz. Aa, onu dediydim ya. İyi bekliyorum. İzzet de güzel mangal yakıyor. İyi, o zaman son kozumu oynuyorum. Ha. Ben ondan daha yakışıklıyım. Şuluyum. Bu konuda laf edemezsin bak. Bu konuda laf edemezsin. Neyse vuran bir çal. Ne gittin ya? Ne ya? Bir şey, aradan bir şey söylemedin ha. Ne dedin ya? Adile madile. Söyle diyorum sana. Kim daha yakışıklı? Vallahi hırtanı sıkarım ha. Peki o zaman Burhan Bey. He. Affedersiniz de. Pardon da. Maşallah İzzet'in bir omizleri var. Lan buradan başla. Odanın öteki ucuna kadar. Naber? Böyle bir pozuları var. Hoş, dur. Tamam, anladık. Böyle karın kasları var. Kat kat, dilim dilim. Baklava, baklava, baklava buradan böyle. Aman anladık ya. Göğüsünü maşallah bir şişiriyor böyle. Arnold şımardı zenger gibi. Böyle şişiriyor şu. İnsanın böyle hey baba hey diyesi geliyor vallahi. Ondan sonra... Gitti be! Gitti! Terbiyesiz! Anladık ya. Ağzının suyu akıyor artık ya. Böyle terbiyesizlik olur mu? Bu konu kapanmıştır. Demek adaleli bir vücut yapısı olduğu için bu ilişkiyi bitiriyorsun, öyle mi? Oradan öyle mi anlaşıldı? Onlar benim yeğenimi kapıdan içeri sokmuyorsa Osman da bu apartmandan içeri bir daha giremez. O kadar. Hayır, ben dedim ki ben korumayı bizzat şahsen ben müferit olarak veya tek başıma ben döveyim. Fakat kabalık olur diyerek de tereddüt ettim yani. Ne haber Sacit? Yine sirhüş mü bu ya? Atsız alkolik. Evet. Şayka'nın başına koruma dikmişler Burhan. Koruma değil, küçük dev adam. Adamın bir pazuları var burada böyle. Aha benim kafam mı kalır? Burada baş devirte. Ya siz benim dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu bana karşı bir komplo mu? Neden böyle yapıyorsunuz zaten bu oğlundayı? Ne oluyor ya, bunu delirdi galiba. Ha, önceden sağlıklıydı diyorsun yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ay Sacit, sen yine sarhoş mu geldin ya? Sana ne kızı? Şahikalara gitmiş, kapıdan sokmamışlar. Sacit'le görüşmesin diye muhafız dikmişler başına. Biliyorum işte, o Osman'ın koruması çetin o. Öyle başa çıkılacak gibi falan bir adam değil. İşte ben de ondan tereddüt ettim. Tabii bir pazuları var böyle. Adamın omuzu buradan başlıyor. Tövbe. Yetme be! Adama sürtmeyin şurada. Komplo mu bu canım? Midenin bir öyle konuşuyorsunuz. İnsanın sinirine giriyorsunuz ya. Dürtmeyin beni. Babacığım, şimdi siz karşısınız biliyorum ama bu akşam biz arkadaşlarla böyle Osman'ın da davetli... Tamam bitti. Osman lafı bitti kızım. Ya yasakladım. İşte o kadar. Ha
Ha bir de şey anne, Bülent amcalara bu akşam kalabalık misafir geliyormuş. Cem dedi ki eğer bir sakıncası yoksa akşam yemeğine size... Yo kızım bitti. Bitti. Cem lafı duymak istemiyorum. Lütfen yani. Gidermiş efendim. Gelsin kızım gelsin. Cem gelirse ben giderim Tahsin. Osman gelirse de ben giderim. Dayı. Bir zamandır seninle konuşmak istiyorum. İzzet'le ben birbirimizi seviyoruz. Bak bu ne? Vallahi alırım ayağımın altına. Bir de sen bir çıktın ya. Benim derdim kendime yatıyor. Aa şuna bak. Babanın hamiyeti yüzüne nasıl bakacağım sonra? Bak vallahi tık 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 başladı. Al kuyruğun altına otur evinde. İzzet'le bizzetle görüşmek yok. Sana da İzzet'i yasakladım. İşte o kadar. Aa şu sadece bak ya. Hey Allah'ım. Kalkıp ablasına iki laf etmiyor. Of of. Dert üstüne, dert üstüne. Nedir yahu? Ey! Kaçacak mıyız? Ya sen bir yere kaçmayacaksın anacığım. Ben sana kaçacağım. Ya ben bir bey babayla konuşsaydım esasında. İzzet dayın burnundan soluyor ya. Aslı'nın derdi, Sacit'in derdi. Bu iş uzadıkça uzar. Zaten bunlara hedese bile babamlar problem çıkartacak. Ne yapacağız biz? Ya kaçalım işte. Meseleyi toptan çözeriz. İyi. Hadi gel o zaman. Şimdi mi? Olmaz mı? Yok ben yarın gözümden ameliyat olacağım. İzzet, lazerle miyop yapıyorlar ya. Olsun. Ben heveslendim. Sen şimdi benimle kaç. Yarın ben seni götürürüm doktora. Ne olacak ki? Ama ameliyattan sonra ben 3-4 saat böyle bulanık görecekmişim. Kör gibi olacakmışım İzzet. E aşkın gözü zaten kördür Makbulem. Allah ya öyle mi diyorsun? İyi tamam. Birazdan eşyalarımı toplayayım sen gel beni gece kaçır. Eyvallah. Gece 1:30 gibi sokağın köşesinde beklerim. Horoz ötüşü yaparım ki benim geldiğimi anlarsın. Nasıl? Tamam. Ya. İzzet çok klasiksin ya. Biliyorum. Geleneklerime bağlıyımdır. İzzet yarın veliahımızın bahçesinde havuz başında böyle yan yana kahvaltı yaparız. Veliahımızın bahçesinde havuz başında mı? Hava soğuk olur diyorsun değil mi? Ha. Doğru. O zaman salonlardan birinde kahvaltı yaparız. Dağılacak ki. Acıdı mı? Ay dedin ama. Ne kadar içtim ben ya. Sadece kartel çizim sen. Ne zaman ayıldın da gittin de çıktın da tekrar sarhoş oldun ya. Zila yaptım zila. Kafam acayip bozuk. Benim üstümü kötü alışkanlığı var o kızla görüştürüyorlar beni ya. Ne kötü alışkanlığı kardeş cezim aşk olsun. Şahika! Bir sokaktan bana cevap veriyor. Yok kardeş cezim senin kafan iyi ya onda. Hadi gel ben seni yatağına yatırayım bak dayımlar uyanacak sus. Hadi gel kalk. Ne aykırası bu gene yahu? Ay sen yine dışarı çıkıp içki mi içtin sence? Yatır bak böyle şunu yatır hadi. Yavrum sen niye giyiniksin? Ben? Evet. Şey temiz geceliğim kalmamış da yenge. Ne? Hı? Hadi gel. Gel sadece toparlan kardeş diyeceğim. Gel. Ay bu saatte horoz ötüyor ayol. Her şey bir acayip bu aralar. Zannettim. Hayda, dinle. Anlat bana. Anlat. Ne oldu Osman'la? Ne oldu Osman'la? Şimdi iyi. He? Keyif yerinde eli kırık. İşte kendine göre Sacit'le Şahika'yı görüştürme ve sebeplerini filan anlattı. Ay sen burada mıydın kızım?
Nişantaşı'nın göbeğinde kimin horozu bu ya? Aslı. Efendim? Nereden geliyorsun sen kızım? Mutfaktan. Niye böyle giyimlisin? Temiz geceliği kalmamış. Bunun da. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Osman'la mı buluştun sen kızım? Hayır, bir grup arkadaştık baba. İçlerinden sadece bir tanesi Osman'dı. Bir kahve içti geldi tersi. Sizin yüksek müsaadenizle gitti yani. Doğru tabii. Biz bu evde iskele babasıyız ya. Bence büyütmeyelim. Herkes odasına gitsin. Kapısını kapatıp derin derin uyusun ha? Hadi sen git yat bak buraya. Sen de yat Aslı. Ya bu evde şu kadar bir otoritem kalmadı. Yazıklar olsun. Bravo sana İffet. İffet mi? Vallahi resmen elim ayağım titredi. Annesinden bu kadar yüzü bulursa Aslı beni niye dinlesin? Çok içerledim. Neyse bunları yarın konuşuruz. Aman Tahsin uzatma Allah'ını seversen. Şuraya kadar gidip arkadaşlarıyla bir kahve içti geldi tamam. Sus İffet sus. Bu gece bize rahat yok. Eğer Osman'sa vallahi iki çift lafım var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok geç buyur buyur. Aman aşk olsun evladım. Kendi evin gibi gir çık. Ne rahatsızın sabahın ikisinde. Kusura bakmayın efendim. Demin camdan bakarken Aslı'nın eve geldiğini gördüm. Uyumamışlardır diye tahmin ettim. Babam evde parti yapıyor efendim. Biraz kalabalık. Ben uyuyamadım. Yani o yüzden size geldim. Acaba dedim hani ütü odasında kalabilir miyim? Yani eğer ütü odasında kalmam problem olacaksa ben yandan geçip sacitlerde de uyuyabilirim yani. Bu ne cüret? Ben izin veriyorum. Kalabilirsin Cem. Ne oldu? Bu evde kararları ben veririm efendim. Oldu. O zaman ben yanda ütü odasında kalayım. Merak etmeyin siz. Ben sabah da erkenden giderim. Ne yapıyorsun sen Tahsin? Delirdin mi? Ne varmış efendim? Yeğenimi vurdurmaya kalkan herif kızımla gezip tozacak. Sonra bize tek kötü söz söylememiş damadım sokakta kalacak öyle mi? Oldu. Siz gidin yatın derin derin uyuyun yenge. Sabah da ayrılın değil mi? Kızımız hayal dahi edemeyeceğimiz imkanlara sahip olacak Tahsin. Niye bunu engelliyorsun? Bizim imkanlarımız yetmiyor mu İffet Hanım? Şimdiye kadar neyiniz eksikti? Ayıp, ayıp. Ayıp ona nasıl senin yaptın? Ne işi var Cem'in içeride? Ben izin verdim efendim tamam mı? Öf vallahi şiştim. Sen çocuklarının istikbalini düşünmüyorsun Tahsin. Ben yani kötü babayım öyle mi efendim? Ay rica ederim duygu sömürüsü yapma Tahsin. Benim esamem okunmuyor zaten bu evde. Bir gün kalkıp gideceğim. Ben gideceğim ben. Bu kadar kötü bir babayı zaten istemiyorsunuz. Ay dayım. Tamam bitti tamamdır efendim. Bak bu ne? Bana bir gömleken pantolon getir. Gidiyorum. Hadi lafı ikiletme hadi. Nereye gidiyorsun Tahsin? Bu yaştan sonra sana mı soracağım gideceğim yeri? Ya sus be sen de sus. Ay başım şişti. Öf. Giderken Cem'i de götürsen keşke. Ver. Allah'a ısmarladık. Nereye gitti şimdi böyle terliklerle? Hayır nereye gidecek? Dükkana gider, iki saat oturur, geri döner. Bosma! Merhaba. Cem demin uyanıklardır dedi, o cesaretle geldim. Hı. Evde parti veriyorum da temiz bardağım kalmamış. Sizde var mı? Valla ben evi terk ediyorum azizim. Öyle bardakla mardakla uğraşamam şimdi. Evi terk mi ediyorsun? Vallahi bravo. Bunca yıl iyi dayanın Tahsinci. Ne? Bakın biraz da kendi hayatını yaşa ya. İstersen gel bende kal Allah'a sen. Yok ben dükkanda oturayım diyorum. Bu soğuk. Çıldırdın mı sen acısın ya? O zaman geleyim bir otelde kalayım ben. Ne oteli? Oho gece tamam. Genç Tahsin'cim. Gel bende bir şey iç sonra bize kalırsın. Bak ısrar ediyorum. Ah darılırım. Ay cinnet
yumuşak ya. Makbule! Efendim? Ay! Ay yüreğime indi. Burada mıydı kızım sen? Hı hı. Bu horoz öldürdü beni vallahi hiç. Yok zaten sana uyuyamam ben. Ay ne olursun bana bir kahve yapsana. Ben sana süt yapsam yenge ha? Bana ısıtsam ha? Sıcak sıcak. Mışıl mışıl uyursun vallahi ha? Öyle mi diyorsun? Ha? Evet. Ay bu nedir ya? Ay bu horoz beni bitirdi ya. Beni bitirdi. Kimin horozu? Nereli bu horoz ya? Ay vallahi seni de horoz uyandırdı değil mi Burhanç? Evet horoz uyandırdı. Yanlışlıkla uyku sersemi tuvalet odasına giriyordum. Bir baktım ütü odasındayım. Yerde bir kazma yatığı. Sorma sorma. Ay Cem Deviz olduğunu anlayana kadar ödüm patladı. Yerden bir metre sıçramışlığım var. Makbuleciğim kahveler iki oldu. Gel anacığım gel. Ha, ben de hiç bu tarafa bakmıyorum. Ah, bu bölgede sen mi vardın Makbule? Güler, üçü Güler. Harika, müthiş bir insan. İnanılmaz. Ama var ya bu Paris... Gel, Paris gel. Gel. Sosyalleş biraz. Sana eski dostlarımı tanıştırayım. Kimi kolejden, kimi Paris'ten arkadaşım. Sağ olun efendim. Benim kıyafetim müsait değil. İyisi ben içeri gireyim yatayım. Ne uyuması ya Monşer bu patırdı gürültüde. Aa, gel sen de bize katıl. Bir şeyler iç. Tadını çıkart. Vallahi bir şey etmemişim. Yani siz izin verin de bana. Millet... Sizi eski dünürümle tanıştırayım. Tahsin. Bugün evini terk etti ve özgür hayata ilk adımını attı. Bravo Tahsin Bey. Gözünüz aydın. Aramıza hoş geldiniz. Evet bravo. Sağ olun efendim. Yok şey ettik yani. Hanımla ufak bir tartışmak ettik. Bütün bunların hepsi bekar. İşleri güçleri sabah akşam geçsinler, eğlensinler. Tahsin'cim buradan sonra işkembe çorbası içmeye gidiyoruz. Bak gelmezseniz darılırız. Değil mi? İşkembe mi? Tahsin golf oynuyor musun? Golf? Oynamıyorsan derhal başlamalısın. Hepimiz oynuyoruz. Bu yaştan sonra en güzel spor. Hatta yarın gel bizimle bir gör istersen ha. Tahsin'cim ne içersin? Tahsin nerede? Dün gece kavga ettin ya yenge. Dayım evden gitti ya hatırlamıyor musun? Ben hatırlıyorum. Geri zekalı mıyım ben Makbule? Ama saat 10 kızım. Nerede kaldı yani bu adam? Nerede yattı, ne yedi, ne içti? Aramayacağına. Aramaya. Beni meraklandırmak için yapıyor ama vız gelir tırıs gider. Oldu yani. Dükkanda kalmıştır. Şimdi de kahvaltı ediyordur. Herhalde. Bir şey diyeceğim. Ben bugün göz ameliyatı olacağım biliyorsunuz değil mi? Yumurta yemiştir kesin. Midesi yanıyordur şimdi onun. Beter olsun beter. Birazdan gelir kapıda kes kes. Başladı tık tık başladı tık tık diye. Oh. Ay ne güzel uyumuşum vallahi. Aman aman aman. Bülent Bey. Bülent. Ah günaydın Monşeremi. Günaydın. Haluk'la Güler mesaj atmışlar. Kahvaltıda nereye gidelim? Vallahi nereye isterseniz gidelim. Açlıktan ölüyorum. Vallahi. Dünyanın işkembesini içtin sabah dördünde kadar. Yetmedi mi azizim? Ya dün gece ne kadar eğlendim bilemezsin. Maşallah ne kadar neşeli arkadaşlarım varmış be Bülent'ciğim. Bizim çocuklar öyledir. Unutma akşamüstü golfe gidiyoruz. Tamam. Ya Kubilay bu kadar mı sıkılıyorsun ofiste ya? Sorma ya o. Vallahi sorma Cem. Buraya ilk geldiğimde... bir aşk trafiği, bir enerji vardı bu dergide Cem. Ama şimdi şu halimize baksana. Kemimiz evlendi. Kemimiz boşanıyor bile. Ya Fatoş ve Tanrıverdi bile bildiğin çift oldular canım. Ne var bunda ben memnunum. Ya Tanrıverdi biz de memnunuz canım. Biz de memnunuz. Ama bir iş yerinde... İlgilendiğin güzel bir kız olursa o iş yerinin bir aurası, bir enerjisi olur canım. Bunu bilmiyor musun? Kesinlikle öyle.
Amerika'daki patronum söylerdi benim. Eğer erkeklerin çalışmasını istiyorsan ofiste bir tane güzel kadın eleman yeterlidir derdi. Canım patronum, güzel patronum. Ne kadar güzel söylemiş. Ama bizim iş yerimizse anam bacım, canım kardeşim. Bacım ne oldu? Size muhafızımı tanıtayım. Görevi popomdan ayrılmamak olan gerizekalının başkanı Çetin. Ayıp oluyor Şayka Hanım. Sus be! Bana ayıp oluyor esas. Kas torbası. Ama hiç bakmıyorsun ki. Yani bir bak sen ona göre karar vereceksin. Bir bak yarım. Ya Burhan Bey neye bakacağım? Ne istiyorsunuz yine öf? Sence ben kaslı bir erkek değil miyim? Tabii ki değilsiniz Burhan Bey. Nerenizde kas var sizin? Ya şunlara bir dokunsana. Pazularıma bir dokun. Ne kadar kaslı değil mi bunlar? Ya, o kadarı bende de var Allah aşkına. Baksanıza. Siz niye taktınız bu konuya bu kadar? Ağırlık seti aldık. Bugün ofise getiriyorlar. O zaman sen gör bak beni. O zaman ne oluyor? Gör bak sen beni. Geldin mi? Tam zamanında. Hayır gelmedim. Bir iki eşya alacağım. Eşya mı? Golf oynayacağım bugün de. Ayo sen ne zamandan beri golf oynuyorsun? İpek rica ederim beni lafa tutma. İçeriden spor ayakkabılarımla güneş gözlüğü alacağım. Arkadaşlara kahvaltı yetişeceğim. Ondan sonra da golfe bağlayacağız. Bağlayacaksın. Müsaade etsin. Diğer havalanmış İfot. Yok canım. Ne golfü ayo. Güya beni kandıracak. O şimdi de dükkandaki personelle sohbet eder. Nerede kalıyorsun çok affedersin? Bülent'te kalıyorum. Dün gece bir parti vardı. Of of of. Parti mi? Bak böyle kızım. Küçük bir varis hazırla. Aşağı kata bırakıver ama bir iki dakika kravat koy içeri çünkü bugünlerde şık davetlere gidebilirim. Ne davet ayol? İşte arkadaş grubumla canım. Hadi hepiniz hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Ne güzel bir sabah. Vallahi Deniz geldi, ortam aydınlandı. Ne içersiniz? O güzel ellerinden bir kahve alırım Denizciğim. Ben de bir çay alayım ama zahmet olmasın. Rica ederim. Ortamın havası değişti bir anda ya. Evet abi. Bütün aurası değişti dükkanın. Of. Ben aslında kafaya koysam o Çetin denen herifi alırım ayağımın altına. Paralarım lan ben onu. Da tereddüt ediyorum yani. Yedin bitirdin bütün aurayı abi. Bravo. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aslı. Hoş geldin bacım, nasılsın? Sağ ol. Ne haber çocuklar? Merhaba. İyilik yenge. Senden ne haber? Yaprak bacım bir şey içer misin? Yok canım kardeşim, sağ ol. İyi aile ortamı olduk canım. Ay ne güzel işte. Hakikaten çok huzurlu. Of Asiyorum, niye Burhan abini yolun ortasında bırakıp fıttır 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 önden gidiyorsun? Bir baktım dev bacaklarıyla pergelleri açmış hızlı hızlı gidiyor yani. Vücut geliştirme muhabbetinden burama geldi de ondan Burhan Bey. Ha Burhan abi vücut geliştirme deyince bak aklıma geldi. Bir ağırlık sipariş etmişsin onlar geldi. Ha getirin. Ya evladım, bak yavrum, çocuğum. Bülent Ersoy gibi konuşturuyorsun beni be. Çetin, niye tuvalete kadar takip ediyorsun beni? Hasta mısın, nesin ya? Osman abinin emirleri. Yakında o Osman abine karşı da hanımefendi yeğen çizgimi bir bozacağım ki. Neyse. Bir haftadır gülmediş yüzüm ya. Şşş, açın sen anlarsın. Şunlara bir baksana, senin dalın olduğu için isminden mi göndermişler? Bir bak ya şuna. Şunları göndermişler daha. Güzel. Bu afilerle başlarsın işte. He. İyi ya Burhan abi, hafif bunlar gider, her türlü gider bak.
Ya Rabbim ya. Ukala dümbeleği misin nesin ya? Sen ne anlarsın ya? El konun içerisine balıklamadan. Ver onları bana. Ya yemedik ağırlığını be. Ver şunu bana kırıcıksın ya. Hadi öf be. Ulan sen şu 250 gramlıklarla falan başla istersen. Ne gülüyorsun lan? Pabucumun rakçısı. Bir de bana hava atıyorsun. Köylü. Terbiyesiz. Üzülme abi. Bak sen şimdi vücut geliştirme olayının başındasın ya. Hani kasların daha gelişmemiş olabilir. Tabii o açıdan olabilir yani. Tanrı abi. Vay 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 ya. Bre bre ya. Ya sen bir defa evrim sürecinin başında olduğun için, beyin hücrelerin çalışmadığı için kasların gelişmiş. Nasıl oturttun ola? Keşke ben de gülebilseydim. Ne baktın paçoz? Biliyorum Tahsin'i ben. Yabancıların yanında 2 saatte sıkılır o. Gibi yani. Hele o Bülent Bey'in fan film fan arkadaşlarıyla. Doğru söylüyorsun. Ayol o misafirlerin yanında uyuyakalan adam. Ne partisi, ne golfü. He? Ben de çok inandım. Doğru söylüyorsun yenge. Mümkünatı yok. O bir yerler gizli gizli ağlıyordur şimdi. Alay ettiler benle hep. Sen oldun bunlara bak sebep. Arkadaşlar gidin şu güzelliğine bakın ya. Golf oynamak için enfes bir gün çocuklar. Sevdin mi golfü hayatım? Vallahi bayıldım bayıldım. İyi olacağım, her gün oynayacağım. Yaşasın, bir kurban daha bulduk. Şimdi nereye gidiyoruz? Modern Sanat Müzesi'ne gidelim mi? Orada da öyle yemeği yeriz. Vallahi harika harika. Yalnız çocuklar bakın tiyatroya gitmeden önce üstümü değiştirmem lazım. Ona göre fazla oyalanmayalım tamam? Tiyatro mu? Üstelik arkadaşlarımızın premieri. Gelmezsen olay çıkarırım bak. Görürüm ya, sen daha görürüm. Oyunu seyrettikten sonra sanatçılarla birlikte kokteyl yapacağız. Vallahi gelirim, gelirim, gelirim. Vallahi hayat mıymış be Bülent? Tabii ki ya, şekerim Tahsin'cim ya. Söylüyorum, neydi o evdeki vaziyetin? Pijama, terlik, televizyona bak. Aman! Zişin. Giriyoruz. Aferin Terzi'ye. Çok maharetli çocukmuş. Tam istediğim gibi. Yenge, ben geldim. Shit. Yenge. Ya kimse yok mu ya? Ya Sercik beni bırakıp gitti. Böyle hop diye. Beni bir yere oturtsanıza ya! Yenge! Bak beni. Burhan Bey! Burhan Bey! Ne oldu ya, kör mü oldun sen? Allah'ın da zopası yok. Hayır Burhan Bey, kör gibi miyoptum, ameliyat oldum. İşe yaramış belli. Gel gel konuşmayın be, Allah Allah. 4 saat kadar bulanık göreceğim, sonra geçecek miyopum. Bir de gözüme ovuşturmam yasak diye bu gözlüğü verdiler. Hem bulanık hem kara gözlük görmüyorum işte. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Görmüyoruz dedik ya. Yeter be! Getir! Neyse,
4 saat sonra göreceksin ve söylediklerine pişman olacaksın. Makbuleciğim geldin mi? Nasıl geçti? İyi ya, ya. Bir dakika daha halloldu yenge. Hemen fıt. İyi bak ne güzel işte 4 saat sonra tamamen. Ay! Ay! Ay nasıl şiştin sen böyle Burhan? Yok ya niye bu kadar abartıyorsunuz? Biraz vücudum müsaitmiş, ağırlık çalıştım o kadar yani. Bu pazular mazular bir günde mi oldu bu? He, hoca dedi ki, ya dedi Burhan Bey dedi çok ender görünen bir kas yapınız varmış dedi, maşallah dedi. Ondan sonrasında ben zaten salona girdim, safım yok o kadar. 20 kiloluğu almışım, diyorum ki bununla mı başlayacak? Öyle bir suratım var yani. He, ya hoca onda hemen koşarak geldi. Ya ne yapıyorsunuz Burhan Bey dedi. O dedi şampiyonların ağırlığı filan dedi. Biraz protein verdi 20-30 kilo filan derken bir baktım. İç kim içit. Allah Allah hiç böyle bir şey duymadım yani. Ya dedi ki sen dedi vücut geliştirme dedi şampiyonalarına katılmalısın dedi ısrar ısrar ısrar. Ama dedim hocam dedim benim o kadar vaktim olsa oho filan yani. Ah canım sen bir net görebilsen inanamazsın yani inanamazsın. Gerçekten Burhan Bey kolunuzu dokunabilir miyim? Hayır! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor dokun pazılarınıza bakıyorsun? Ah! Ben şu anda seninle ayrı değil miyim İfat? Bu nasıl geleneklik? Ayrı insanlar birbirlerine dokunabilirler mi? Hayır bana dokunamazsın. Laberli olma benimle. Kimse bana dokunamaz. Hiç kimse dokunmuyor. Yalnız kalmak istiyorum ben. Kimse dokunmasın bana. Ne oldu ya? Ben o Çetin'i haklarım aslında da. Tabii Servet. Ama kavga sevmiyor. Doğru Sacit. Efendi ol. Her zaman kazanırsın. Ya benim ondan daha fazla kavga tecrübem vardır kesin. Ama tereddüt ediyorum işte. Ne haber Sacit? Hoş geldin Kubi. Şayka sevgilerini gönderdi. Sacit bunalım da git bir bak deyince ben de geçerken buyurayım dedim. Zaten ofiste o kadar sıkıcı ki. Niye öyle? Aman canım yakında sobanın üstünde kestane pişerken Fatoşör görecek. Ben de herkese masal anlatacağım yahu. O kıvamdayız yani. Ne demek öyle? Yani anlayacağın diyorum çok ailevi bir ortam. Hoş geldiniz ne içersiniz? Sizin elinizden zehir olsa içilir ya. Çay içeriz Denizciğim. Ama sana zahmet olmasından korkuyoruz. Keşke sen bizde takılsan da çayımızı kendimiz alsak. Olur mu öyle şey? Sizi şanslı köfte ona sizi. Çok şanslısınız. Gördüğüm kadarıyla güzel bir ortam. Ben de bir miktar burada takılabilirim sanırım canım. Arkadaşlar sandalyem gelsin. Kimsiniz? Ne için geldiniz? Hadi makbule, kaçalım. Bu ses. Ama bu ses. İzzet ben. Tahmin etmiştim. Ya deli misin İzzet ya? Şimdi mi kaçacağız? Ne yapalım? Dün akşamki gibi mi olsun? Öte öte yumurtluyordum neredeyse. Horozlar yumurtlamaz. İzzet tavuklar yumurtlar. Ne kadar kültürlüsün makbule. Gittikçe daha çok aşık oluyorum sana ben. Hadi. Hazır kimse yokken çalayım seni. Ama İzzet gözüme ilaçtan mı attılar? 4 saat falan ortalığı bulanık göreceğim. Bu gözlük de karartıyor. Daha iyi. Daha mı iyi? Yani şey zor anlarında yanında olurum diye söyledim. Hadi makbule bavulun nerede? Kapının arkasında ama yani. Tamam alıyoruz birlikte kaçıyoruz. İyi günler. Hayırdır Burhan Bey? Pompayla hava falan mı bastılar? Yok ya. Öyle abartılacak bir şey yok bence. Biraz protein içeceği, biraz böyle ağırlık çalıştım. Hemen benim kaslar
plop diye hemen şişti. Nasıl yani? Burhan Bey, siz kollarınıza bir şey mi taktınız? Ya ne yapıyorsun sen ya? Birden irkildim. Niye ellemeye çalışıyorsun izinsiz bir de? Dokunamazsın bana. Oho! Demek ki benim vücut yapım müsaitmiş şişmeye. Zaten şöyle bir şey söyledi hoca. Burhan Beyciğim dedi. Bu dedi biraz dedi şişer dedi. Sonrasında geri iner dedi. Sonrasında rayına oturur dedi. Valla Burhan abi helal olsun. Çetin kadar olmasa da iyi vücut yapmışsın. Çay vereyim mi? He verir. Ver lan. İyi olmuş değil mi? Tabii tabii. Yani bazı insanın kas yapısı böyledir. Mesela çok et yiyenler. Ben çok et yiyorum ya. Aslı bileyim mesela. Değil mi yavrum? Evet ama Burhan Bey zaten sizin kemik yapınız da çok atletikmiş. Bence de öyle. Gerçekten. Şimdi benim omuz yapım buradan başlayıp böyle gidiyor te gidiyor yani. Öyle bir omuz yapımı var. Abi ben sana şöyle çayını vereyim. Vallahi ben içeri girer girmez anladım. Ondan yaptım. Ay Burhan! Ay Burhan kız! Ay ben de diyorum ki... ya gömleğin kesiminden nedir yani bu şişlik? Ay çatlayacağım. Ay bir haftadır ilk defa geliyorum ya. Çok bu komiğinize gitti şimdi yani. Abi inanmıyorum ya. Adam kendine süngerden kas yapmış. Ay, ay sus Allah'ını seversen sus. Ay adımı yapacağım. Ay Burhan sen beni giydirdin. Allah da seni giydirdin. Hey, lütfen gülmeyin ama ben acayip zor bir dönem yaşıyorum şu anda. Lütfen yalvarıyorum yapmayın ya. Kız sen... Sünger bu. Ay vücudun bütün şeyi emmiş farkında mısın? Ay bunu havuza atsak bütün suyu emer. Ya tamam artık yazık uzatmayın ya. Tamam. Tek gerçek dostum sensin Aslı. Gerçekten sensin biliyor musun? Herkes beni terk etti. Makbule ortalıklarda yok. İfot'un kocası kaçtı gitti. Nerede olduğu belli değil. Bunların hepsi kalpsiz. Bir tek sen varsın kardeşim. Tamam Burhan Bey tamam. Lütfen beni yalnız bırakma. Oldu mu? Lütfen. Ah kardeşim. Tamam oldu. Tamam hadi oldu. Biz anladım. Ayrılmayalım. Ayrılmayalım derken? Hoş geldin Tahsin. Bu kadar gezmek yetti herhalde. Gelmedim ki. İstemediğim yerde durmam ben İfret Hanım. Size böyle bir şey söyleyen oldu mu Tahsin Bey? Zaten kalacak değil. Niye geldiniz o zaman? Makbule şu alelacele kol düğmelerini koymuyor, unutmuş. Akşama bir galaya gideceğim. Onları almaya geldim. Gala mı? Ya, ne yapalım bundan sonra böyle? Sosyalleşiyorum ben. Nedir o sabahtan akşama kadar çocukların derdine uğraş. Zar 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 zar. Vır 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 vır. Oh be! Dünya varmış valla. Müsaade et. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Bir dakika. Efendim? Kaç gün gelmeyeceğinizi söyleyin de ona göre fazla erzak almayalım. Siz
Kendinize göre alışveriş yapın İffet Hanım. Beni düşünmeyin. Ben hayatımdan memnunum. İstediğimi yiyorum, istediğimi içiyorum. İşin tuhafı, hiçbiri de dokunmuyor. Ben gelirsem size haber veririm. Antropoz mu bu acaba? Yoksa başka biri mi var? Ha? Ayol bütün gün koltuktan kalkmayan adam. Gece gündüz sokaklarda. Selamun aleyküm. Kubilay abi, Yaprak bacım dedi ki git bir bak dedi, Kubilay saatlerdir yok. Sacit çok mu kötüymüş falan dedi. Oo. Otur otur. Ne içersiniz? Ben? Deniz Hanım çok özür dilerim. Sanma yıkama çaklarınıza bakmıyorum. Üstelik niye bakayım değil mi canım? Dikkatimi çekti. Şu bileğinizdeki sargı hal mı? Yok, sporda hafif sakatladım. Ne? Ya söylesene Deniz'ciğim. Biz de sana getir götür yaptırıyoruz. Evet ya, ne olursun otur Allah aşkına. Hadi hadi otur. Lütfen. Deniz Hanım. Vallahi dayanamayız. Rica ediyoruz lütfen. Çok acıyor mu bileğiniz? Yok, önemli değil. Geçti zaten ama. Beyler, çayları ben getireyim. Kızcağız yorulmasın değil mi? Lütfen. Çay getireyim. Tabii tabii, iyi fikir. Şimdi bu koruma hıyarı gibi böyle hani büyük kaslı yapılı adamlar iyi vururlar ama çevik olamazlar bence. Değil mi? Yani mantıken. Ama şimdi benim böyle bir avantajım var tabii. Hani böyle keklik gibi sekiyor derler ya. Yani kelebek gibi uçan arı gibi sokan tarzda yani. Ha. Ama tereddütteyim yani. Lan! Sana da merhaba baba. Kalabalık etme oğlum. Toparlanın bakayım, hadi toparlanın. Gel. Şimdi bakın. Hepiniz susacaksınız, tamam mı? Çok efendi olacaksınız. Yeni anneniz geldi. Eskisi çok faydalıydı da bir de yenisi geldi. Sus oğlum. Bakın, Makbule ablanız buraya ilk defa geliyor, tamam mı? Zenginmiş gibi numara yapacağız. Yani çok kısa bir süre. 3-4 saat falan. Bozmayın beni ha. Makbule ablamız kör herhalde. Gibi. Gel Makbule. Arabayı nerede bayıl? Geldik İzzet. Hangi semt burası? Arnavutköy. Ay ne güzel. Evin hangi bölümü burası? Burası... Salonlardan biri Makbule. Yani daha çok beş çaylarımızı aldığımız bir mekan. Ne hoş. Keşke görebilseydim. Bunlar da benim çocuklarım. Ha. İlker, ilk sen, ilk Nur. Ha, ne enteresan. Hepsi ilk mi? Yok, ilk olan en büyüğü. Ortanca ikinci doğdu, ufak olan da üçüncü. Ha, anladım. Merhaba çocuklar, inşallah çok iyi anlaşacağız. Oldu oldu, benden de selam söyle. Sus oğlum. Ağzın ağzın babası, komiklik yaptı. Ay, bunlar aile resimleri mi? Bak, bulanık da olsa görüyorum ha. Aile büyükleri mi bunlar? He, aile, toplu halde yani. Ha, bu kim? Rahmetli annem. Aa, çok iyi göremiyorum ama güzel kadınmış sanki. Güzeldir yani. O kim? O da babam olur mantıken. Sana benziyor mu? Neden olmasın? Peki onlar kim? Bunlar... Bu paşa dedem. Aha. Bu da paşa dedemin paşa karısı. Şu büyük büyük amcam. O en büyük teyzem. Şu da büyük teyzemin büyük kocası, büyük eniştem. Bu yığın kalabalık
aile. Hepsi düğünlü zaten. Öyle mi? Öyle öyle. Tanınmış aile demek istiyor yani. Çok mutluyum İzzet. İyi ki seni tanıdım. İnşallah çok mesut olacağız. En az annenle baban kadar. Makbule, istersen hava tamamen kararmadan sana bahçeyi göstereyim ha? Hayır. Göster. Çocuklar üstü durun. Canlarım çocuklar, canlarım. Gel Makbule. Bak, burası bahçemizin organik tarım köşesi. Ha. Bak, domatesler. Ay çok güzel, çok severim. Birazcık yorulacaksın ama burada da çiçek tarhımız var. Ay kaç bahçıvan bakıyor buraya İzzet. İşte, bak şu tarafta sen şimdi göremiyorsun ama çocuklarımızın oyun köşesi var. Ay maşallah, yarın gündüz gözüyle hepsini görürüm ben bunların. Öyle olacak değil mi? Bak şu tarafta da havuzumuz var ama şimdi oraya kadar yürüyüp yormayayım seni diyorum. Aa, bayağı uzakta herhalde. Buradan leğen gibi görüküyor. Manzarayı beğendin mi? Aa, deniz manzarası da mı var? Bak. Ay İzzet ya, Arnavutköy'de deniz manzaralı havuzlu bir ya. Sen bayağı zenginsin ya. Kendime göre işte. Bak. Orada. Gördün mü? Aa, hayal meyal görüyorum. Gemiler geçiyor değil mi? Ay İzzet, çok mutlu olacağız. İsmet. Merhaba. Saciyet aşkım. Merhaba Çetin'cim. Bizi biraz yalnız bırakır mısın canım? Maalesef Osman Bey'in emri var. Ama sen de hiç inisiyatif kullanmıyorsun be Çetin'cim. Kusura bakmayın. Bizim meslekte o pek yok. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Çetin'cim, sen de genç insansın. Sen benim arkadaşımsın değil mi? Ne zamandan beri? Ama yapıcı ol Çetin'cim, yani yıkıcı olma lütfen. Bizim meslekte o da pek yok. Ha, ama böyle hani her lafa bir cevap veririm. Şak, oh ne güzel oturttun falan, ben bunları yemem. Ben gergin adam. Şurada kız arkadaşımızla 5 dakika sohbet edelim ya. Yok. Senin bu az ve öz ifadelerin beni giderek geriyor biliyor musun? Sacitciğim yapma bebeğim. Ha, illa ki karşılıklı girişelim diyorsun yani. Sacitciğim. Yalnız ben hiç çekinmem. Büyük bir zevkle yaparım yani. Hatta hobimdir. Hayır aşkım lütfen. Benim de sabrımın bir sınırı var Çetinciğim. Anladın mı? Beni kontak edersen cevabını da en ağır şekilde alırsın lan. Ezeyim mi böcek gibi? Var mısın lan? Olur. Şahika bir şey diyordun birden sustun. Hadi. Yok tereddüt ediyorum. Niye? Aile terbiyesi. İyi o zaman. Sen terbiyeni takın, biz gidiyoruz. Sacit. Korkup kaçtı işte. Ha. Ne yapıyorsunuz Burhan Bey ya? İyi, bence sen ne yapıyorsun? Ne okuyorum? Kitap. Yüksek sesle okusana, ben de dinleyeyim. Nereye gidiyorsun? Tuvalete. Ben de geleyim. Ya Burhan Bey, siz kafayı mı yediniz? Ay içeriye girmem ya, dışarıda beklerim. Sen içerideyken muhabbeti Türk, bu arada sen de sıkılmasın. Ne var? Olur mu öyle şey canım? Aa.
çok yalnızım biliyorum. Senin başka tutunacak dalım yok. Lütfen beni bırakma. Biz ayrılamayız artık. Lütfen beni bırakma. Ay. Ay. Aslı. Şu Makbule'ye söyle de bana bir kahve yapsın kızım. Makbule abla evde yok ki. Ne? Nasıl evde yok? Ayol ameliyat oldu, bu halde nereye gitti ki? Ne bileyim ben anne. Aa, ara şunu. Çok üzülüyorum ben bu aileye. Aile paramparça oldu. İpot hepsi dört bir yana. Hep çok üzülüyorum. Alo. Makbule abla. Hani neredesin sen? Ne? Nasıl kaçtın ya? Ne kaçması ayol? Kaçmış mı? Anacığım ben şu anda İzzet'in köşkündeyim. Rahatım çok yerinde. İzzet'in imkanları çok geniş. Arnavutköy'de deniz manzaralı. Havuzlu bilyası var ya. Beni merak etmeyin tamam mı? Burhan Bey beni unutsun Aslı. Ben yarın gene ararım. Ya tamam, dayım gelince elini öpmeye geliriz tamam. Hadi, hadi hoşça kal, iyi akşamlar. Ay, ay biblo'ya çarpacaktım. Biblo'ya mı? Ha, şuna işte. Gözüm yavaş yavaş netleşmeye başladı ya. Bir sürü şey seçmeye başladım. İzzet, 4 saat geçti herhalde. Çıkarayım mı artık gözümü? Yok, hayır, hayır, sakın. Bak, yani bence sen burada güzelce yat, gözlerini kapa ve uyu. Ne, salonda mı? Ne olacak ki? Burası senin artık evin. İstediğin yerde yatar uyusun. Hem ameliyat oldun, yorgunsundur. Yarın gündüz gözüyle her şeye bakarsın yani. Evet, yoğun bir gündü. Güzelce yat uyu Makbulem. Yarın enerjiye ihtiyacın olacak. Benden söylemesi. Niye her şey bizim başımıza geliyor? Canım anne demek ki seviyor ki kaçmış adama ya. Çocuk da zenginmiş. Keyfi yerinde. Tamam bırakın artık ne yapalım? Aslıyorum beni bırakma olur yiyorum. Anne ben nasıl bu konunun tarafı olduğunu anlamıyorum ki yani. Ay, anne sen Makbule ablama mı ağlıyorsun şu anda? Ben olayım babana. Nerede bu adam? Niye eve gelmiyor? Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Terk edildi. Ay Çeniko'm bindi. Aslıyorum. Ya birbirlerciğim Bonjel. Ben bu hayatı dünyada mı bırakmam? Ya ben kendimi buldum değil mi Güler? Tabii Tahsin'cim ya. Biz de seni bırakmayız. Ama bu gece dağılalım artık. Ne ne? Dağılalım mı? Çok ayıp. Ya gece daha çok genç. Değil mi Muşer abi? Konuşsana ya biraz. Tahsin'cim şekerim biliyorsun. Oyuna gittik. Oyundan sonra oyuncu arkadaşlarla kokteyle katıldık. Sonra buraya geldik. Yedik, içtik artık. Gidip biraz dinlenelim ya. Hayatta olmaz. Duymamış olayım. Bak ben çok enerjiyim. Kalk bize gidelim. Parti yaparız. Sabaha karşı dürüm yeriz. Nasıl fikir? Kasım'cığım gün zaten çok uzundu. Gidip biraz uyuyalım ya. Siz bana ayak uyduramayacaksınız. O zaman ben kendim gideyim bari. Tahsin yapma şeker yapma ya. Vallahi ben kendim giderim. Nereye gideceğiz? Mesela hep beraber Luna Park'a gidelim. Luna Park? Kaç senedir görmüyorum gitmedim. Var mısınız gidelim? Yahut da İstiklal Caddesi'nde canlı cazbant yapan yerler varmış. Çocuklar anlatıyordu. Oraya gidelim mi? Bırak kulüplerine mi yani? Var mısınız? Hadi gidelim. Hadi. Otur azizim otur. Valla ben yokum. İçiniz geçmiş sizi. O zaman ben tek başıma giderim. Tamam. Tahsin yapma. Yapma ya. Ne demek kaçmak yenge? Ne demek kaçmak? Ya zaten sinirim burnumda bak öldürürüm o İzzetli ablamı da. Ah Allah'ım.
Ah, ben ne zamandır soracaktım, tereddüt ettim. Hata bende. Aklıma geleni yapacağım, tereddüt etmeyeceğim. Saçit yapma, böyle ne olursun. Ay, zaten ailemiz dağıldı. Geceden beri ağlıyorum. Dayın nerede biliyor musun? Ben sabah 3'te eve girerken Bülent Bey'i çekiştiriyordu kapının önünde dürüm yemeye gidelim diye. Burhan Bey, giyinip saçımı kurutabilir miyim? Ayşe, ne kadar sürer? Niye? Bir şey seninle konuşmak istiyorum, dertleşmek istiyorum. Ya da bir öğle yemeği falan mı yesek bugün? Benim röportajım var bugün öğle yemeği saatinde. Amma, vallahi olmaz ya. Sen beni yalnız bırakıyorsun ama şu anda. Ama Burhan Bey, siz de bana iyice yapıştınız ya artık. Of! Of! Ay anasın ya. Ay, sen de mi ya? Allah bir Rabbim, sen de beni yalnız bırakıyorsun. Şey, akşamüstü çay içelim o zaman Burhan Bey. Tamam, oldu mu, çay içelim. Tamam. Tamam. Hadi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ oluyorum. Beni yalnız bırakmadın yavrum. Sağ oluyorum. Burhan Bey, gidip saçımı kurutabilir miyim? Ne kadar sürer? Sen şimdi hemen saçlarını kurut ama çabuk, çabuk kurut. Onu Love'dan Hayt'a getir, numarasını da 3'e getir. Ama çabuk kurut. Çünkü ben yalnız kalmak istemiyorum yavrum. Hadi korkuyorum. Yolun açık olsun. O zaman 16.45'te sinemaya gideriz. Sonra da gideriz Boğaz'da bir balık yeriz. Hah. Tam davet kaçtı davet? Aa, dur yazıyorum ha. Smoking mecburi mi? Tamam hocam, hallederim, hallederim. Ben günlerde de telefonlar haber veririm. Hadi görüşmek üzere, çao. Bülent, program yaptım, fırla. Ortaköy'de kahvaltıya gidiyoruz. Ay hala mı gece ya? Sabah olmadı bir türlü. Ha, ne güzel. Ne güzel görünüyor her şey, cam gibi. Aa! Bilmez ya. Evdat! Ay kaçırmışlar beni İzzet! Ay İzzet, neresi burası? Ay İzzet! Uyandın mı Makbule? İzzet! Beni nasıl taşıdınız uykumda? Nereye taşıdınız ya? Yere taşımadık Makbule. Burası benim evim. Ne? He. Nasıl ya? İzzet, bu bahçe o bahçe mi? Evet Makbule. Yani gün ışığında kabak gibi olunca hiç hayal ettiğine benzemiyor değil mi? İzzet, burası neresi anacığım? Adım köy. Hani Arnavutköy'dü? Köy işte, ayrıntılara takılmayalım yani. Havuz bu mu? Organik tarım, deniz manzarası. Beklediğinden daha küçük çapta hepsi ama tam olarak yalan değil yani. Makbule. Doğru söylediğin tek şey varmış. Ne? Rahmetli annen gerçekten güzelmiş. Aynen Nurgül Yeşilçay'a benziyor. Ya inanamıyorum ya. O da anne değil, gerçek Nurgül Yeşilçay değil mi? Ya! Ben yalancının da sahtekarı, üçkağıtçının da düzenbazı bir adamım değil mi? Ayrıyetten garibanın da fakiri, yoksulun da sefilisin. Aslı, ne haber canım? Ah Osman. Sorma. Nasılsın? İyiyim yani, çok keyifli değilim aslında. Ha,
Yani bu Şayka ile Sacit'in durumu keyfini etkilemiyordur umarım ha? Yani dolaylı olarak etkiliyor tabii biraz. Yani babam seninle görüşmemi istemiyor. Annemle bu yüzden kavga ettiler filan. Babam Cem'in tarafını tutuyor. Tutuyor derken yani böyle bir seçenek mi var? Hayır, biz şu anda Cem'le arkadaşız ve birbirimize destek oluyoruz tabii ki. Ama... Şu anda. Ya bunun devamı gelecek mi? Ya neyse. İstersen gidip birer kahve içelim, öyle konuşalım ha? Evet, içeyim ya. Ne zaman, nerede? Dur, çantamı alayım. Böyle pırıl pırıl bir adam var palında. Sanki kafası parlıyor. Denizciğim, çok ağrın var mı canım? Yok, hiç ağrım yok. Biraz önce de söyledim ya. Aslında ben kalkıp çalışmak istiyorum. Bileğim iyi. Yo, vallahi olmaz. Hazır Sacit de yok. Otur rahatına bak. Tabii ya. Merhaba. Denizciğim, sana baklava getirdim. Çok teşekkür ederim. Deniz tavuk sevmiyormuş. Tanrı verdiği içeride özel menemen yapıyor Deniz'e. Önce onu yesin, sonra baklava Tacettin. İyi. Hoş geldin Dazi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi hiç olmadığım kadar iyiyim. Öyle mi? Tabii, insanın evi gibi yok. Hayır, yanlış anladın. Onu demek istemedim canım. Smokin'imi alıp gideceğim. Smokin mi? Ha, akşama bir açılış var da. Pardon, şöyle bir müsaade et. Hadi ya. Çok mu güzel? Tamam o zaman ben bir gelip bakayım ona ya. Cem, nereye gidiyorsun? Ya Sacit çok bozukmuş o. Biraz muhabbete ihtiyacı varmış, ona gidiyorum ben. Allah Allah, Kubilay gitti gelmedi. Tanrı verdi demir attı. Ya ne anlatıyorsa bu Sacit? Efendim? Sacit burada yok. Bizimkiler nerede? Çetin. Evet. Keltuş'a. Bir an tereddüt ettim ya, tabii onlar oldu. Çok acı. Ya yenge ağlama tamam, ben bir dahaki sefer haklarım onu. Ay ben sana mı ağlıyorum oğlum? Haftada bir kavga çıkarıyorsun, hepsini ağlasam o. Benim kocam kaçtı ayol. Kaçmadı canım, belli ki adam kafasını dinliyor. Gece gündüz geziyormuş Sacit. O zaman git sen de konuş yenge Allah aşkına. İstemediğim laflar söyledim. Tamam sen haklısın, de dönsün. Asla. O kadar gururum kalsın. Eninde sonunda özleyecek evini. Düzenli koltuğunu özleyecek. Akşamleyin ajansı almadan asla yaşayamaz. Gece hayatın insanı değildir Tahsin. Yorulacaktır. Ama niye bu kadar uzun sürdü? Şimdi Aslı'cığım, aslında ben bu ilişki için birçok fedakarlık yapabilirim. Ama ailemden kimseye de... Yani... Asıyorum. Niye bana haber vermedin, gidiyorsun buraya? Benim haberim yoktu. Ya öğlenle beraber kahve içtik ya canım benim. Artık akşam yemeğinde de bizden sıkılırsın diye düşündüm. Vay dostum, ne haber ya Osman? İyi misin, ne sıkılması ya? Sorry. Ay.
Biz Aslı'yla bir elmanın iki yarısı gibiyizdir. Biz hiçbir zaman ayrılamayız. Düşün mesela Siyam ikizleri düşün. Biz sanki bir dönem öyleymişiz de sonra bizi ayırmışlar yani. Nasıl bak olaya? Öyle bak mesela. Sen hep böyle mi oturacaksın? Hani rahat etmek için şöyle geçsen diyorum ha? Aa yok ben rahatım aslında. Eğer sen sıvıştıysan sen geç oraya. Aa ne konuşuyordunuz? Aslında özel şeyler. Ben de genel şeylerden nefret ediyorum genelde. Özel şeyler benim de çok ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Şimdi Burhan Bey, evet. Bazen iki insanın arasında öyle konular vardır ki... Aslı'cığım sen dur. Sen. Ya sen ne münasebetsiz bir herifsin be, ha? Kim, bil mi? Bambi, bence Sadi. Sana diyorum, sana. Ya sen ne yapışkan bir adamsın ya. Yani senin hiçbir ilişkiye saygın yok mu kardeşim? Yusuf Osman, vallahi ben şu anda kırılırım ama. Kırıl, kırıl kardeşim, kırıl biraz. Küs git bir şeyler yap. Aa, devamlı bu kızın burnunun dibindesin. Anne, yani ben çok yalnız birisiyim. Aslı yarımdan başka hiç kimsem yok benim. Hadi bas git arkadaşım, bas git. Bak bir şey konuşuyoruz burada. Aa, yapıştın kaldın be sülük gibi. Ya Burhan abiye sülük deme Osman. Efendim? Burhan abiye sülük diyemezsin Osman. Şaka mı şimdi bu? Hayır şaka değil. Ya benim babam evi terk etti tamam mı? Makbule abla kaçtı. Abim askerde. Yani şu anda benim ailemden çok az kişi var. Ve bunlardan bir tanesi de Burhan abi. Niye öyle diyorsun ki adama? Ne gereği var şimdi öyle sert çıkmanın ya? Ne zararı var ki bu adamın sana? Burada oturuyor adamcağız ya. Aslıyorum. Benim için şu anda mafyaya kafa tutuyorsun. Farkında mısın? Ah güzel kızım benim. Ah tatlı kızım. Gittim ben, bittim. Evet, meşhur menemenim yaptım. Bakalım beğenecek misin Deniz'cim? Dedim ben sana. Sacit arkadaşınızı çok güzel teselli ediyorsunuz bakıyorum. Arkadaşımızın bileği burkulmuş da. Arkadaşınız kendine bakamıyor mu Kubilay? Yok ondan değil de... Bizi bütün arkadaşlar buradalarmış. Ondan sonra dediler ki siz de gelin. Ondan sonra biz de geldik işte. Ondan sonra Sertaş dedi ki bana menemen yap dedi. Ben aslında olmaz dedim falan. Çok olmaz dedim ama işte ondan sonra... Tüf yalana bak. Oğlum ne çocuk gibi hesap veriyorsunuz ya. Biz size kaç saat izin vermiştik? Ama siz bir veya iki saat demiştiniz. Demek ki bir değil... Birkaç kabahatiniz var. Oho. Şimdi size ne yapalım ha? Söyleyin bakalım, siz söyleyin ne yapalım? Ya benim bir kabahatim yok valla. Sertaç arkadaşım dedi ki menemen yap dedi. Sus bakayım. Hadi bakalım gidiyoruz, hadi yürüyün. Hadi. Ya arkadaşlarımızla vedalaşsaydık. Sen sus Kubilay, sana bu hafta kickbox falan da yok. Hadi. Ya! Tane verdi. Seninle ayrıca evde konuşacağız. He ama Sertaç arkadaşımız menemen yap dedi valla ondan oldu. Hadi. Oğlum çok kızacaklar bize ha. Benim üstüm yok hep senin suçu. Sen zaten suçu yap başkasına zaten canım. Hadi görüşürüz. Sürmeyin ayaklarınızı. Hadi. Yürü. Monşer abi. Bülent. Bülent. Ya, aa, ne yapıyorsun Azizim? Böyle bütün gün oturmakla olmaz. Çok yorgunum Tahsinciğim. Nedir? Kusura bakma. Aa, yorgunum ne demek? Hadi kalk giyin. Ya 10 kişi davet ettim buraya. Önce birer drink alıp
Sonra açılışa gideceğiz. Daha sonra da Güler'in evinde çorba partisi var. Ya yapamayacağım affet beni. Dur de, neyi yapamayacaksın? Çorba partisi mi? Hiç mi? Ne demek o, anlamadım. Tahsin'cim, şekerim. Sen evlendiğinden beri 35 yıldır içinde eğlence arzunu biriktirmişsin. Şimdi birden böyle ortaya çıkıyor. Sakinleş biraz. Ya bunlar bahane. Kalk yiyin Allah'ını seversen. Misafir gelecek ya. Merak etme, ben arar iptal ederim. Acı bana ya. Acıyım mı? Acı tabii. Başım ağrıyor. 4 gündür toplam 10 saat ya uyudum ya uyumadım. Sana da bu enerji nereden geliyor onu da anlamış değilim. Ya meğer ben yıllardır bu günü bekliyormuşum. Ben hiç beklemedim. Ben hep böyle yaşadım zaten işte ama ya. Tahsin'cim, sana ayak uyduramıyorum. Birkaç gün evde kalıp dinlenmek istiyorum, uyumak istiyorum. Çayımı içmek istiyorum. Haber filan seyretmek istiyorum. Oho! Mümkünse yalnız. Ben şimdi eve mi gideceğim yani? Harbi burada çok da mutluydum, biliyor musun? Ya lafı uzatmayayım. Bülent Bey'in bütün ısrarlarına rağmen ona dedim ki benim ait olduğum hayat bu değil. Ne kadar tartışsak da ben bir aile babasıyım. Evimi, barkımı, rahatımı, karımı, çoluğumu, çocuğumu düşünüyorum. Böyle mutlu olamıyorum dedim. Tabii her insanın bir düzeni var. Ve çok kırılmama rağmen bak kalktım geldim. Bir şey içer misin Tahsin? Bir çay demeyeyim, içeyim bari. Dedim sana dayanamaz diye. Ne yapıyorsun ya, saçma sapan hangi? Çenemi vurdum sırtına. Nereye gidiyoruz yiyorum? Nereye? Sacit, palavra ha. Efendim? Demin anlattıklarım diyorum, palavra. Tamamen tersi. Yahu nasıl eğlendim, nasıl vakit geçirdim anlatamam sana. Sahiden mi? Of, hem de nasıl. Ya hayat ne güzel şeymiş. Gezdim, tozdum. Dert yok, gam yok, kasavet yok, çocuk problemi yok. Gez gezebildiğince. Ben de öyle yaptım zaten. Vallahi enerji doluyum, enerji. Bir o kadar daha gezebilirim. Ama ne çare. İşte Bülent dayanamadı. Su koyuverdi ya. Baktım o su koyuverdi. Kalktım geldim. Ben seni sabahın 3'ünde gördüm dayı. Enerjiden patlayacaktın valla. E dedim ki helal olsun. Ama bu adam böyle giderse bir noktada herhalde tak diye çöker. Bayılır, uyur falan. Ama fakat demek ki sen hepimizden daha dayanıklıymışsın ve çökmedin yani. Şu ana kadar. Yani niye böyle tepki gösteriyorsun evladım? Bizim ayrımız gayrımız mı var? Niye böyle, kardeş değil miyiz biz? Ya ama Burhan Bey, artık bu kadar da olur mu ya? Ne yapayım yavrum? Makbule kaç gündür ütüleri aksattı. Eve uğramayı, ondan dolayı ütülü baksırım olmadı o için. Senden iç çamaşırı ödünç aldım. Ne var bunda? Ay, lastikleri gevşeyecek diye mi korkuyorsun bunun ya? Yenisini alırım Cimri. 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 İyi akşamlar. Bir açıklamam var. Makbule. Ha, biz sana şimdi söyleyecektik de dayı. Gerek kalmadı Sacit. Oh, iyi. Tahmin ettim. Konuşacağız seninle abla. Ben şimdi her şeyi açıklayacağım. Sen merak etme Sacit. He? Hoş geldin Makbule. Evet, şöyle ki. Ben İzzet'le evlenmeye karar verdim dayı. Nereden gene geldin buraya ya? Nereden geldin? Ay, ay. Diyorum. Çok yıldızım ya.
gitti Çin'im ya. Ne zaman? Nerede? Dur çantamı alayım. Beyin hücrelerin çalışmadığı için kasların gelişmiş. Hiç kızı gülmüyor. Merhaba. Ay Sacit, aşkım. Merhaba Osman'cığım. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Ya Osman dedi. Aman be Osman. Ya ben tatlım. Merhaba. Ay Sacit aşkım. Ya burama bakıyor. Merhaba. Sacit aşkım. Merhaba Cid. Oturmaz mısınız? Merhaba. Ay Sacit aşkım. Onu deneyelim ya. Benim hayat kal... Onu deneyelim ya. Ne yapıyor? Yemek yapıyor. Yemek mi diye bir şey? Oradan öyle mi anlaşıldı? Demek adetli bir adetli. Vah, sizin elinizden zehir olsa içilir canım. Vay Osman ya, ne haber ya? Bir sıkılayım canım dostum. Ha 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 ha.